Herkese merhabalar arkadaşlar. 2025 KPSS Tayfa. Hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Merhabalar. Herkes hoş geldi. Tekuzen şey, öğrenci koçu Rukiye Tuğba Boğaben ben arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Kimler var aramızda? Bu seminerimiz 2025 KPSS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için özel içeriklerden oluşuyor arkadaşlar. Herkes hazır olsun. Çünkü seminerden sonra sınava bakış açınız ve hazırlık sürecinizde değiştireceğiniz çok fazla şey olacak. Öncelikle seminerimizde verimli çalışma yönteminizi, seviyenizi bilmenin avantajlarını, seviyenize göre hangi türde çalışmalar yapacağınızı, çalışma programınızı neye göre Nasıl hazırlayacağınızı ve hazırlık sürecinde performansınızı takip etmenin önemini çok daha fazlasını öğreneceksiniz arkadaşlar. O yüzden herkes hazırsa çaylarımızı, kahvelerimizi, soğuk sularımızı aldıysak seminerimiz başlıyor arkadaşlar. Öncelikle şu an seminer KPSS öğrencilerine özel gerçekleştiği için KPSS sınavını çok iyi tanımamız gerekiyor. Peki nedir bu KPSS? Arkadaşlar KPSS atanmak istediğiniz alanlara, mezun olduğunuz bölümlere göre birden fazla oturumda gerçekleşen kamu personeli seçme sınavıdır. Genel kültür, genel yetenek bu oturumlardan biridir. Eğitim bilimleri bu oturumlardan biridir. ÖABT ve A grubu şeklinde alanları olan öğrenciler ekstra bu sınavlara ek olarak alan sınavlarına da girerler. Peki içinizde öğretmen olanlar ya da KPSS A grubundan hazırlananlar var mı arkadaşlar? Parmak kaldırsınlar. Bu arada sorularınızı chat panelinden iletebilirsiniz. Hepinizin sorularını seminer sonunda yanıtlayacağım. Şimdi biliyorsunuz ki son dönemlerde gündemi çok meşgul eden bir tasarruf tedbiri haberi var. Bu hepimizin modunu düşürdü. Belki birçok öğrenci çalışmalarını bıraktı ve artık atanma isteği azaldı. Nasıl çalışacağını bilmiyor. Çok zor olduğunu düşündü. Ama bizim gözden kaçırdığımız bir şey vardı arkadaşlar. Her kriz fırsatıyla gelir. O yüzden açıklanan tasarruf tedbirlerine göre 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlanacak ve açıktan atama izinleri bütçe kanununda belirlenecek. Bu sebeple arkadaşlarım atama olmayacak düşüncesine asla kapılmıyoruz. Örneğin eskiden 80 puan almak senin için yeterliyken 2025 yılı için artık hedefin 90 ve üzerinde bir puan almak olacak ve bu puanı almayı biliyoruz ki zor değil. Almak asla zor değil. Çünkü sizin 90 puan 95 puan alan ve 100 puan alan öğrencilerden hiçbir farkınız yok kıymetli öğrencilerim. Peki 2023 yılında kaç öğretmenimiz emekli oldu ve kaç kişilik bir kontenjan açıldı? Gelin bunları birlikte inceleyelim. Arkadaşlar 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda emekli olan vefat istifa sebepleriyle ayrılan toplam öğretmen sayımız 23.670. 2023 yılı için öğretmen atılmaktadır tamalarında açılan kontenjan sayımız ise 20 bin. Yani baktığımızda aslında hiç de fena değil, değil mi arkadaşlar? Şimdi geliyorum. Seminerimizin konusu derece yaptıracak 5 çalışma yöntemini öğretmek arkadaşlar. Hazırsanız birinci yöntemimle başlıyorum. Tabii ki de verimli çalışmayı keşfedeceğiz. Çünkü KPSS strateji işi kendimizi tanımadan hazırlıklara başlamak yok. Ne kadar ders çalışırsak çalışalım arkadaşlar. Eğer yanlış yöntemlerle çalışıyorsak asla hedefimize ulaşamayız. Bir konuyu öğrenmek için, kalıcı öğrenmek için kendi ders çalışma stilinizi keşfetmeli, kendi öğrenme yapınıza uygun çalışmalısınız. Mesela eğer hazırlığa başlayacaksanız nasıl bir öğrenci olduğunuzu, öğrendiğiniz bilgileri ne kadar sürede tekrar etmeniz gerektiğini, odaklanma sorunu yaşayıp yaşamadığını ...ya da stresinizi nasıl kontrol altına alacağınızı bilmeniz gerekiyor... ...kıymetli öğrencilerim. Geliyorum ikinci yöntemime. Tabii ki de seviyemi öğrenmeden olmaz. Peki aranızda kimler seviyesini ölçtü arkadaşlar? Ya da mevcut seviyesini ölçen var mı diye sorsam daha doğru olur. Çünkü şu bir gerçek ki... ...biz bu sınavlarda birden fazla dersten... ...yüzlerce konudan, binlerce alt konudan sorumluyuz arkadaşlar. Bu yüzden her dersin her konusundaki seviyemiz tabii ki de farklı. Zamanımızı doğru yönetebilmek için mevcut seviyemizi analiz etmeliyiz ve hedefimize olan mesafeyi kapatmak için de stratejik çalışmalar yapmalıyız. Yani benim hedefim 90 sa şu an hangi level'da olduğumu bilmeli, arada kaç puan fark olduğunu çıkarmalı, o farkı kapatmaya yönelik hamleler yapmalıyım değil mi kıymetli öğrencilerim? Geliyorum arkadaşlar. Tabii ki de 3 olmazsa olmazlardan en önemlisi belki de sadece kendini tanıman, seviyeni keşfetmen yeter mi? Asla. Tabii ki de seviyene uygun çalışacaksın. Mesela kimler hangi seviyedeki öğrencilerin neler çalışacağını biliyor? Aranızda bunu bilen var mı daha önce seminerlerime katılan ya da belki kayıtlı öğrencilerimiz de olabilir. Arkadaşlar biz tek uzem olarak Türkiye'de sadece bizim uyguladığımız 5 aşamalı öğrenme yöntemini kullanıyoruz. Bize göre öğrenciler diğer bütün kurumlardaki gibi iyi veya kötü şeklinde ikiye ayrılmıyor. Seviyesi çok iyi ya da çok kötü şeklinde asla sizi yargılamıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her öğrencinin her derste 5 farklı seviyesi vardır. Temel seviye, başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye ve üst seviye. Ve biz temel seviyedeki öğrencilerimiz arkadaşlar yine sadece tek uzamda uygulanan ön hazırlık eğitimlerini yapıyoruz. Evet kıymetli öğrencilerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem de biraz başa alalım. Aramıza yeni katılan öğrencilerim oldu galiba. Yeni katılanlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tek uzen, öğrenci koçu Rukiye Tuğba Boğa ben arkadaşlar. Yeni katılanlarla da hemen tanışıp kaynaşalım. Herkes nereden katıldığını, hangi bölümlerden mezun olduğunu, hangi sınavlara hazırlandığını kısaca yazsın bakalım. Hoş geldiniz yeni katılan öğrencilerim. Biraz geç kaldınız. Neredesiniz siz diyormuşum, kızıyormuşum size. Ben de arkadaşlar müsaadenizle kaldığım yerden devam ediyorum. Yeni katılan öğrencilerim için çok kısaca özet geçeceğim arkadaşlar. Çalışmayı verimli hale getirmek ve bu dönemin sonunda almak istiyorsak yaptığımız çalışmada 5 koşul olmak zorunda arkadaşlar. Birinci koşulumuz neydi? Seminerde olanlar biliyorlar. Yeni katılanlar neydi hocam diyorlar. Kendimizi tanımamız gerekiyor arkadaşlar öğrenme yapımızı keşfedeceğiz ikinci koşulumuz başlangıç seviyesindeki seviyemizi keşfedeceğiz ve üçüncü seviyede yani üçüncü koşulda bizi yakaladınız arkadaşlar tabii ki de seviyemize göre çalışma türlerini uygulayacağız arkadaşlar. Biz tek uzem olarak diğer kurumlardaki gibi öğrencileri çok iyi ya da çok temel seviyede şeklinde ayırmıyoruz arkadaşlar. Sadece bizim sistemimizde uygulanan 5 basamaklı garanti öğrenme modeliyle çalıştırıyoruz size. Peki şunu dediğinizi duyar gibiyim. Nedir hocam bu garanti öğrenme modeli ve bizim 5 farklı seviyemiz mi var gerçekten dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün derslerde 5 farklı seviyeye sahip olabilirsiniz. 1- Temel seviye. 2 başlangıç seviyesi, 3 orta seviye, 4 ileri seviye, 5 üst seviye. Tabii ki de hedefimiz ne kıymetli öğrencilerim? Her dersin her konusunda 5. seviyeye ulaşmak. Peki sizlerin temel seviyede olduğu dersler hangileri? Herkesten yanıt bekliyorum. Bakalım kimler hangi derslerde temelleri zayıfmış, hangi derslerde ön hazırlıktan başlamaları gerekiyormuş. Bekliyorum arkadaşlar yazmanızı. O zaman ben başlatayım mı arkadaşlar bir okul öncesi öğretmeni olarak? Açık açık itiraf ediyorum. Vallahi hiç sizden de çekinmiyorum. Aramızda yabancı yok zaten. Ben matematik dersinde arkadaşlar temel seviyedeyim. Ve dolayısıyla temel seviyede olduğum için benim yapmam gereken çalışma ne? Ön hazırlık. Peki ön hazırlık nedir? Bunu daha önce duyan var mı? Hatice hocam hoş geldin. Ön hazırlık nedir arkadaşlar temelimizin olmadığı derslerde o ders yapılmadan önce dersin içeriğine dair genel bir fikir edinmemiz gerekir Bizim sistemimizde kayıt olan öğrencilerimizde arkadaşlar biz ön hazırlık eğitimlerini ayrııyeen ihtiyacı olan öğrencilerimizin sistemlerine tanımlıyoruz Peki kimler başlangıç seviyesinde hangi derslerde başlangıç seviyesinde? Bunu tespit eden var mı arkadaşlar? Hadi bakalım siz biraz ısınana kayna, ısınana kadar kaynaşana kadar ben bütün firelerimi döküyorum ortaya arkadaşlar. Arkadaşlar ben coğrafya dersinde ne yazık ki hiç sevemedim başlangıç seviyesindeyim. Ve başlangıç seviyesinde olan bir öğrenci olarak tabii ki de bu derste detaylı bir konu anlatımına ihtiyacım var. Peki konu anlatımı nedir? Konuyu öğrenmek için gerek canlı yayınlarda gerek video derslerde o dersin müfredat hayatının tamamının detaylı anlatımları ya da konu anlatım kitapları da olabilir, ders notları da olabilir. Bunlardan yararlanarak yaptığım çalışma eşittir konu anlatımı çalışmasıdır arkadaşlar. Geliyorum üçüncü seviyeye yani orta seviyede. Birçoğunuz bazı derslerde orta seviyeye geldiniz ama bir türlü ilerleyemediniz. Belki vaktiniz yoktu. Belki de ilk iki ya da üç seviyede çok fazla vakit kaybettiniz arkadaşlar. Bu bizim çok karşılaştığımız bir durum. Vakit o kadar önemli ki arkadaşlar hazırlık yaptığınız sınav için zamanı çok doğru kullanmanız gerekiyor. Bizim zaten öğrenmeyi beşe parçalamamızın, bölmemizin sebebi de tasarruf. Eğer zamanın varsa doğru yere ayır. Gidip de ben çok ileri düzeyde olduğum bir Türkçe dersinde ön hazırlık yapmamalıyım değil mi arkadaşlar? Çünkü benim buna ihtiyacım yok. Orta seviyede detaylı konu tekrar yapmam yeterli. İleri seviyede olduğum derslerde artık ufak ufak destekli çözümlü sorular çözebilirim. Üst seviyede olduğum bir derste artık kronometreyle en zor kalıptaki soruları belki de çıkmış soruları çıkabilecek soruları hızlı bir şekilde çözebilmem gerekiyor. Çünkü ben bu aşamaya gelene kadar diğer dört basamağı garanti bir şekilde attım. Yani ben artık 5 seviyedeyim. O konudan soru kaçırmıyorum arkadaşlarım. Şimdi geliyorum. Olmazsa olmaz dördüncü kriterime. Arkadaşlar çalışma programı olmadan ders çalışabilir miyiz? Ya da çalışsak da verim alabilir miyiz? Hadi herkesten yanıt bekliyorum. Biraz enerji istiyorum. Programı olan var mı içinizde? Ben söyleyeyim size bir öğretmen olarak söylüyorum. Arkadaşlar programsız çıkılan yol Hedef belirlenmeden yapılan bir yolculuğa benzer. Senin bir hedefin var, evet. Hatta seminerin başında da söyledim. Belki yeni katılan öğrencilerim için yinelemen faydalı olacaktır. Arkadaşlar artık hedefimiz ciddi anlamda bölümümüz ne olursa olsun 85 ve 90'ların üzerinde. Yani puan olarak artık hepimizin hedefleri çok yüksek. Dolayısıyla sizin bu puanları alabilmeniz için bu puanları sizi götürecek bir efor. Götürecek bir programa ihtiyacınız var. Ama şu şekilde anlaşılmak istemiyorum. Yani hocam herhangi bir program hazırlayayım. E zaten ben de düzenli çalışıyorum. Ama programın içeriğinde ne olduğu hiç önemli değil demek istediğim şey bu değil arkadaşlar programınız size özel olmadan bir kere sizin uyum sağlayabileceğiniz günlerde ve saatlerde olmalı programınızı devam ettirebiliyor olmanız gerekiyor programınız sizin derslerdeki seviyenize göre hangi derste hangi seviyedeysen o seviyeye uygun bir şekilde hazırlanmalı ve arkadaşlar programınızın sonuçları somut olarak ölçülebiliyor olmadı yani ders çalışma programınız tamamen size özel olmalı arkadaşlar. Ve geliyorum 5. kriterime. Az önce de söylediğim gibi programın içerisinde de bu kriter geçiyor. Arkadaşlar yaptığınız her çalışmanın mutlaka olumlu ya da olumsuz bir karşılığı vardır. Bunu ancak bir kontrol mekanizması ile ilerlediğiniz zaman ölçebilirsiniz. Çünkü kara düzen ben hocam sadece ders çalışıyorum. Gece gündüz ders çalışıyorum ve verim aldığımı düşünüyorum demeniz verim alabildiğiniz anlamına gelmez arkadaşlar. Bazı zamanlarda durup ben ne kadar emek verdim, ne kadar zaman verdim, bunun karşılığında ne aldım demeniz gerekiyor. Yani performansınızı düzenli periyotlarda takip etmeniz gerekiyor. Mesela arkadaşlar tek uzam kayıtlı öğrencilerin de yapay zeka sistemiyle her hafta öğrenciye haftalık ders çalışma programına uyum sağlayıp sağlamadığı, konularını bitirip bitirmediği, bitirdiği de bitirdiyse de hangi konuyu öğrendiği, hangi konuyu henüz öğrenemediğini ya da o haftada aldığı verimin totalini yüzdelik olarak yüzde kaçlık bir verimle çalıştığını ölçüp öğrenciye haftalık rapor gönderiyor. Bu öğrencide neyi uyandırıyor arkadaşlar? Ben takip ediliyorum ya da ben verim alıyorum. Tam gaz devam etmeliyim. Ya da hayır ben bu hafta çok eksik çalıştım. Bu haftanın eksikliğini önümüzdeki hafta daha enerjik olarak kapatmalıyım. Bu hissi sizi de uyandırıyor ve öğrenciler dinamik olmak zorunda arkadaşlar. Enerjik olmak zorunda. Unutmayalım artık sonuçlar da açıklandı. Artık 24 defteri de kapandı ve 2025 yılı için hazırlanmanız için önünüzde hiçbir e engel olmadığını düşünüyorum kıymetli öğrencilerim. Siz ne düşünüyorsunuz? Var mı aranızda çalışmaya başlayanlar bu arada? Evet bugün galiba sessiz bir kitleyle karşı karşıyayım arkadaşlar. Ya da sesim gelmiyor diyeceğim ama sesim geliyor Hatice, Hocam bana yanıt verdi. Arkadaşlar bu zorlu yolda biz tek uzem olarak Öğrencilerimizi dereceye ulaştırmayı vaat ediyoruz. Çünkü bunun için gereken bütün arka plandaki sisteme, canlı sıfırdan başlayan derslere, alanında en iyi Türkiye'nin en uzman kadrosu öğretmenlere ve çok daha fazlasına sahibiz. <laughs> çok iyi yapmışsın Büşra Hocam, hoş geldin. Bu yüzden artık Eylül ayında hazırlıklarına başlayan ve 2025 yılında derece ideali olan öğrencilerimiz için bence bu seminer çok güzel bir fırsat oldu arkadaşlar. Tevafuk eseri güzel bir karşılaşma yaşadığımızı düşünüyorum. Sistemimize girip örnek içeriklerimizi inceleyip yapay zeka sisteminin size bu beş koşulu nasıl sağladığını deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Sayfamız tekuzem.com Bizim kurslarımıza kayıt olmak, bilgi almak ve sürecinizi tekuzem rehberliğinde, tekuzem eşliğinde bizlerle birlikte ilerletmek için de sistem yöneticimizin ileteceği kurumsal WhatsApp hattımızın linkine tıklamanız Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. Bilgi almak istiyorum, kayıt olmak istiyorum demeniz yeterli arkadaşlar. Çünkü şu an tek Uzem'de dev bir indirim kampanyası var. Bu seminere katılan bütün öğrencilerimiz arkadaşlar. Çok iyi yapmışsınız Neval Hocam. Hoş geldiniz. Bu seminerimize katılan bütün öğrencilerimize kayıt olmak istediği tüm eğitimlerde tamı tamına %20 dev indirim var arkadaşlar. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Tanışalım. Ben bizi çok seveceğinizi ve aradığınız şeyin tek uzamda olduğunu çok iyi biliyorum. Hepinizin gönlüne sağlık arkadaşlar. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Çok mutlu oldum sizi tanıdığım için. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.